Çöpçü balığı başlı başına bir yanlış anlaşılmadır. Bu balık yerdeki pislikleri yemez. Doğada beşli altılı hatta bazen çok daha büyük sürüler halinde yüzen, kumları karıştırarak kum içindeki kabukçulları, küçük solucanları yiyerek beslenen bir canlıdır. Dipte yaşaması biraz onun şanssızlığını olmuştur ve pazarda biz balığa baktığımız zaman bu da işte dibe düşen gerek balık pislikleri olsun gerek yem artıkları olsun bunları yiyerek yaşar denilmekte ve akvaryum temizliğine katkısı olacağı söylenmektedir. Akvaryum temizliğine katkısı olmaz, bilakis yükü olur. Çünkü tüketici bir canlıdır. Bir bitki gibi bir üretici bir canlı değildir. Ve doğal olarak koyduğu akvaryuma ekstradan bir yük getirir. Bunun dışında onların ayrıca dibe hızlıca batan, yani yüzeyde yüzmeyen veya ortada uzun süre durmayan, onlara özel tablet yemlerle beslenmesi gerekilmektedir. Bu yemler onları hem formda tutmakta hem de üretilmesini kolaylaştırmaktadır. Çöpçü balığını akvaryumda işte dipte temizlesin, işte akvaryumu temiz tutsun diye alırsanız oldukça yanlış yapmış olursunuz. Onların özellikle su şartlarını da gözden kaçırmış olursunuz. Japon balıklarıyla aynı sularda yaşaması doğru değildir. Sıkça Japon balıklarının altlarında beslenmektedirler. Hatta Japon balıkları büyüdükleri zaman çöpçüleri yutmaya çalışmakta. Ağızlarında kalarak ölen pek çok Japon balığı gördüm. Bunun sonu hem çöpçü hem Japon balığı için kötü olmaktadır. Eğer çöpçü balığı beslenmek isteniyorsa bunlar Amazon kol nehirlerinde yaşamaktadırlar. Bu sıcaklığa uygun, düşük pH'ta, güzel yani gerek kahverengi gerek beyaz pek çok türü vardır. Bu türlere uygun olarak sularda beslenip bu şekilde bakılmaları gerekmektedir. Ayrıca ben bunları bir çöpçü olarak kullanayım amaçlı olarak alınmamalıdır.